orada. Burada yerimiz yetersiz olduğu için burası eski sela. Diğer. Hasta mı? Onu ayırsanız onu. Ayrık zaten maşallah. Sakat uyuzlar, sakatlar ayrık. Ayrı mı? Ayrık hepsi ayrı. Veteriner inşaat halinde olduğu için. Veteriner yok mu? Hemen çağırdım. Bir de normal yavrularımız var arka bölümde. O normal yavruları anneli ve birey olarak tek olarak yerleştirmek için o gözleri kullanmak amaçlı. Tekli göz. Arkada yaptığımız 11 tane, 12 tane gözümüz var. Onlarda da uyuz tedavisi için. Uyuz tedavisi biraz uzun süreçti, uzun soluklu. 1 ila 3 ay arasında devam ediyor. Hala uyuz var mı? Var. Var. Yani şu, bu annenin sıkıntısı ne? Yavrularıyla beraber lan. Bu annenin enfeksiyonu vardı. Yani tedavi amaçlı. Lütfen takip için bu bölümü aldım. Peki yavrularına geçmiyor mu? Yavrularına yok. Geçmiyor mu? Yok. Antikorlar şeyle kendisi var. Evet. Burada da şeyleri var. Burası da yoğun bakım ünitesi. Toplamda ne kadar hayvan var? Şu anda bizim burada yavrularla beraber normal sirkülasyon içindeki hayvan sayımız 160 ile 200 arasında değişiyor başkanım. Bütün olarak geliyor gidiyor. Günlük olarak yani yiyeceklerini kaç aralıklarla veriyorsunuz? Yiyeceklerimizi şimdi başkanım 7-24 yiyecek pozisyona getirdik. 7-24. Maş borularla anlık dolduruyoruz. Devamlı ihtiyacı oldukça o şekilde devam ediyor. Yalnız ameliyata alacağımız sundurma dediğimiz bölümde onu kullanmıyoruz. Çünkü ameliyat öncesi aç olmaları gerekiyor. O bölüm haricinde yiyecekten bir sıkıntımız yok. 50 gün içinde verdiğimiz kuru mama, iki bir yerde, kızıl kaya ve burada 8 ton başkanım. 8. Yani yiyecekten yana bir sıkıntımız yok. Cerrahi müdahaledeki onlarla ilgili de bir sıkıntımız yok. Yalnızca yerle ilgili problemlerimiz vardı. O da belli bir çözüyoruz inşallah. Bunların tedbirlerini aldık. Burası çözülecek. Yani burası Karadeniz'in en modern hayvan barınağı olacak inşallah. Ve biz geçen de bir toplam çıkartmaya çalıştık. Ben daha önce Ünye'de 11 ilçeye devam edeceklerdim. Birebir rakam olmasa da minimumla maksimum arasında rakam çıkartalım dedik müdürümle. 4000 ile 7000 arasında bir köpek popülasyonumuz var. Eğer bu hızla bu şekilde gidersek maksimum 3 yıl içinde köpeklerin %80-90'ını kısırlaştırmış, küpelemiş, çipini takmış oluyoruz. En büyük rahatlama modumuz da o olacak inşallah. Yani popülasyonu kısırlaştırıp... Burada önemli olan sağlıklı bir kontrol sistemi kurmak. Kontrol altında olduktan sonra problem yok. Çünkü onların da hakkını gözetmemiz lazım. İnsanların da hepsinin bir sistem halinde haklarını gözetmemiz lazım. Çünkü bizim üzerimize hakları var. Yani. Mutlaka. Peki, teşekkür ederim. Metin.